güzel. Ben günde 50 kere Allah'a şükrediyorum, okuyorum, Kur'an okuyorum. Şu yaşımda hala Allah ayaktayım. Yeşilçam'ın bir çınarı daha yanına mazi, anıları, gelmesi mümkün olmayan o eski günleri alıp bu dünyaya veda etti. 90 yıllık ömrüne nice krallar, vezirler, doktorlar, kötü adamlar sığdıran Kayhan Yıldızoğlu da hikayesini nihayete erdirdi. Apartmanlar da burada kalacak. Senin götüreceğin oraya ruhunun yaptığı iyilikler, sevaplar, dürüstlükler. Mayıs 1933'te İstanbul'da doğdu Kayhan Yıldızoğlu. Baba mühendis, anne öğretmendi. Evin tek çocuğuydu. 1952'de babasının tayini nedeniyle Ankara'ya taşındılar, liseyi burada okudu. Ailenin isteğiyle hukuk fakültesine girdi ancak 3. sınıfta okulu bıraktı. O ağır kanun kitapları ona göre değildi. Ben liseyi bitirdiğim zaman bir Fransız aydınıyla konuşacak derecede kültürlüydüm. Yedek subay olarak askerlik yaptıktan sonra İstanbul Kambiyosu'nda döviz komiseri olarak işe başladı. Çok geçmeden de gönlünü bir bankada müdür olarak çalışan Türkan Suner'e kaptırdı. Evlendiler. Deniz ve Sibel adında iki kızı oldu. Ancak Kayhan Yıldızoğlu işinden memnun değildi. İşte o günlerde Muhsin Ertuğrul yurt dışına çıkmak için çalıştığı yere gitti. İşini hallederken Kayhan Yıldızoğlu'nun iyi bir oyuncu olacağını fark etti. Sınava davet etti. Kayhan Yıldızoğlu utana sıkıla oyunculuk sınavına girdi. 560 kişi arasından seçilen 26 kişiden biri oldu. Sırada 2 yıllık oyunculuk eğitimi vardı. Bu süreçte işini bıraktı. Anlaşmazlık yaşadığı eşinden de boşandı. Ne parası ne de kalacak yeri vardı. Tıpkı Şener Şen gibi, oyunculuk sevdasına düşen ve hiç paraları olmayan iki arkadaş Cihangir'de beraber bir bodrum katı tuttu. Eşyaları bile yoktu. Başkalarının çöpe attığı koltukları eve taşıdılar. Koltuk ikili. Biz gece onu eve taşıdık. Akşam oldu mu Şener Şen çiğ köfte yoğurup arkadaşları eve çağırırdı. Kendi anlatımına göre yoksul ama mutluydular. Yaklaşık 4 sene Şener Şen'le ev arkadaşı oldu. İkili bu dostluklarını son yıllara kadar devam ettirdi. Hala Şener oradan geçerken arabayı durdurur. Kayhan ne mutlu günlermiş o günler der. Kıymetini bilememişti der. Tiyatrocu olan Kayhan Yıldızoğlu 1966'da Malkoçoğlu filmiyle Yeşilçam'a girdi. Ben Sırf Kralı oynuyordum. Selma Güner'in ilk filmiydi. O filmde canlandırdığı Sırp Kralı karakteri adeta üzerine yapıştı. Kibar beyefendi görüntüsü sebebiyle senelerce kötü kralları, vezirleri canlandırdı. Özellikle Battal Gazi, Kara Murat, Malkoçoğlu, Keloğlan gibi tarihi filmlerin vazgeçilmez kötü adamlarından biri oldu. Bu benzer roller onu biraz üzse de kabul etmekten başka çaresi yoktu. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Pişik o roller. Kalite kötü adamlar, krallar, bunlar benim rollerim. 1970'te Türk-İngiliz ortak yapımı Paralı Askerler filminde İtalyan bir mafya şefini canlandırdı Kayhan Yıldızoğlu. Ancak Tony Curtis, Charles Bronson, Salih Güney, Fikret Hakan gibi isimlerin yer aldığı film, Türkiye aleyhinde propaganda yaptığı gerekçesiyle yasaklandı. Halbuki olay, Charles Bronson'ın röportaj isteklerini kabul etmediği Türk medyasının yaydığı bir yalandı. Turistik amaçla geldiği Türkiye'ye yerleşen İngiliz Son Yeydi o dönem erkeklerin markajındaydı. Hayatı oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'yla tanışmasıyla değişti. Türkiye'de tanıdığı birçok erkek onun sadece güzelliğiyle ilgilenip sürekli asılırken Kayhan Yıldızoğlu İngiliz güzelle sohbet edip farklı bir profil çizdi. Bu durum onu etkiledi. Belki de çevresinde ilk defa kendisine asılmayan, onu bunaltmayan bir erkekle tanışmıştı. Feci aşık oldum çünkü karşılaştığım kültür, efendiliği. Kayhan Yıldızoğlu sadece benim aklımla ilgilendi diyen İngiliz güzel, çok geçmeden kendisinden 22 yaş büyük olan Türk oyuncuyla evlendi. Adını da Suna olarak değiştirdi. Kocası sayesinde tanınınca Yeşilçam'dan film teklifi aldı. 1976'da evlenen çift, 1978'de boşandı. Yıldızoğlu soyadını kullanmaya devam eden Güzel Yıldız, seneler sonra, Kayhan dünya tatlısıydı ama ekonomi konusunda çok kötüydü. Kirayı vereceğine gider kahve alırdı. Hayali bir dünyada yaşıyordu. Bizim problemlerimiz orada başladı diyerek neden boşandıklarını itiraf edecekti.
Kayhan Yıldızoğlu 2 yıllık evliliğini bitirdi ancak üzgün olduğu yetmezmiş gibi bir de biten evliliği üzerinden yapılan dedikodular, çirkin yorumlar yüzünden adeta herkese küstü. Yanına köpeğini alıp bir yıl boyunca Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'nda münzevi bir hayat yaşadı. Ünlü oyuncu Sunay Yıldızoğlu'nun boşandıktan sonra soyadını kullanmaya devam etmesinden rahatsız olsa da buna engel olmadı. Kendime önem vermem fazla, kasılma huyum yoktur benim. Doğal karşılarım her şeyi, herkesi severim. Kayhan Yıldızoğlu 70'ler ve 80'lerde çok sayıda filmde oynadı. Genellikle kral, vezir, rahip, büyücü, profesör, doktor, komiser ve uşak rollerindeydi. Yeşilçam'ın en kültürlü, en beyefendi oyuncularından biri olmasına rağmen genellikle kötü adamları oynamak zorunda kaldı. Kariyerinden de pek memnun değildi. Baskı ve sansür altında yapılan filmlerin ancak bu kadar olabileceğini söylüyordu. O şartlarda, o sansürle, o ilkellikte oynamak ve hala seyredilir olmak, beğenilir olmak bir mucize. 90'larda ve 2000'lerde Kayhan Yıldızoğlu'nu daha çok dizilerde görmeye devam ettik. Çiçek Taksi, Selena en çok dikkat çektiği yapımlardı. Kurtlar Vadisi'nde de Yüce Majeste karakterini canlandırdı. Oradaki sette gördüğü saygı ve ilgiyi hayatı boyunca unutamadım. Çiçek Taksi de öyleydi. Ama Kurtlar Vadisi'nde gördüğüm efendiliği, ikramı, saygıyı el üstünde tuttular yani. 2015'te İzmir'de turnedeyken asker kaçağı olduğu gerekçesiyle karakola götürüldü. 81 yaşında askere çağrıldı. Orada "Ben Ulubatlı Hasan, surlara bayrağı dikerken askerlik yaptım" deyince polisleri bile kahkahaya boğdu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Eski kayıtlar bilgisayara aktarılırken yanlışlıkla asker kaçağı olarak kaydedilmişti. Birilerine muhtaç olarak yaşayacak biri değildi Kayhan Yıldızoğlu. 80'li yaşlarının ortasına kadar çalıştı. Dizilerde, filmlerde oynadı, tiyatro sahnesine çıktı. 63 yıl tiyatro ve sinemaya emek vermesine rağmen bir evi bile yoktu. Türker İnanoğlu'na ait bir evde kira vermeden kalıyordu. Gelen roller ve emekli maaşıyla geçiniyordu. Neden bu şöhrete rağmen zengin olamadığı sorularına "Çünkü insanlığa önem verdim, hiç pişman değilim" sözleriyle cevap veriyordu. "Biz Osmanlı terbiyesiyle büyüdük. Paraya değil insanlığa önem verdim. Bir kuruş param yok. Türker İnanoğlu'nun evinde oturuyorum. Sağ olsun benden kira almıyor. Var olan paramı hala kitaplara harcıyorum. Şöhret olmak da bana çok komik geliyor. Bütün mezarlıklar önemli şöhretlerle dolu. Ciplerde gezip pahalı evlerde oturuyorlar. Elbiseleri de marka. Peki ruhları marka mı?" Yani hayatımdan memnunum. 90 yaşında bu kadar oldu. 90 yaşına gelmesine rağmen ayakta kalabilen bir oyuncuydu Kayhan Yıldızoğlu. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunun da farkındaydı. Bu yüzden sürekli Kur'an-ı Kerim okuyup şükrediyordu. "Ben günde 50 kere Allah'a şükrediyorum, okuyorum, Kur'an okuyorum. Şu yaşımda hala ayaktayım." Şehir tiyatrolarına 35 yılını veren Kayhan Yıldızoğlu, 90 yıllık hayatını "kültürlüyüm ve efendice yaşadım" sözleriyle tarif ediyordu. Yeşilçam'ın birçok emektarı gibi ne yalnızlığa, ne yoksulluğa, ne de kimsesizliğe mahkum olmadı. Hep ayaktaydı, hep saygı gören bir isimdi. Mal, mülk, zenginlik hiç umurunda olmadı. Bu yüzden belki de evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamadı ama mütevazı ve dolu dolu bir hayatın kahramanı olmaktan memnundu. İnsanlar yaşamasını öğrenmedikçe mutlu olamaz. Kayhan Yıldızoğlu 9 Mart 2024'te yaşlılığa bağlı nedenlerle İstanbul'daki evinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Eski eşi Sunay Yıldızoğlu ölüm haberi sonrası ona "Soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu, kalbimde annem ve babam gibi hep yaşıyor olacaksın" sözleriyle veda etti. Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Camisi'nde kılındı. Dostlar, akrabalar, maziden geriye kalan birçok eski yüz onu uğurlamak için oradaydı. Cenazeye Şener Şen, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Sunay Yıldızoğlu, Meltem Cumbul, Menderes Samancılar gibi çok sayıda kişi katıldı. Şener Şen eski dostunu yalnız bırakmadı. Ancak sürekli fotoğraf çekmek isteyenler yüzünden bunaldı. Bir kişiye "Gidin yahu!" diye bağırdı. "Gidin yahu!" Namazın ardından vasiyeti üzerine Feriköy Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi. "Arabalar da burada kalacak, banka paraları da burada kalacak. Efendime söyleyeyim, apartmanlar da burada kalacak. Senin götüreceğin oraya ruhunun yaptığı iyilikler, sevaplar, dürüstlükler."
Kayhan Yıldızoğlu filmlerinde her ne kadar kötüleri canlandırsa da eski kuşağın son temsilcisiydi. Siyah beyaz dönemlerin İstanbul beyefendisiydi. Ev, araba, mal, mülk değil, dostlar biriktirdi. Hayatı boyunca okumaya, öğrenmeye devam etti. 90 yıllık serüvenin ardından geride sadece kültürel değil, örnek insani bir miras da bıraktı. Şükrediyorum Allah'a, iyi bir yaşam verdi bana. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.